CHP'li vekile 15 Temmuz soruşturması. Gözaltında bir ölüm daha. İşsizlikte yeni rekor. Günün haberleri başlıyor. Neden devletin en önemli örgütü polis güçleri dururken 15 Temmuz'da sokağa sivil halk yönlendirilmiştir? Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı 15 Temmuz olayı bir tiyatrodur. 250 insanı bizzat devlet öldürmüştür sözleri nedeniyle CHP Milletvekili Mustafa Akaydın hakkında soruşturma başlattı. 15 Temmuz'un açıklanmaya muhtaç tarafları olduğunu söyleyen Akaydın, "O gece Boğaz Köprüsü'nde silahlı bir güç var. Bu gücün karşısına halkı niye yönlendiriyorsun? 250 bin kişilik polis ordusu var. Bu polis gücünü sahaya sürmüyorsun. Masum insanlara diyorsun ki gidin direnin. Bu insanlar orada da şehit oluyorlar. Bunun hesabının sorulması lazım." sözlerini kullanmıştı. Gülen cemaatine hedef alan operasyonlarda gözaltına alınan 59 yaşındaki işçi Davut Türkel, şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Polis, Türkel'in ifade vermeye götürülürken düştüğünü ve kafasını merdivenlere çarptığını ileri sürmüş, Türkel komaya girdikten hemen sonra da daha ifadesi bile alınmadan tahliye kararı verilmişti. Beyin kanaması teşhisi konulan işçi, aradan geçen 10 günün ardından yoğun bakımda hayatını kaybetti. Anneleriyle birlikte cezaevinde kalan çocukların sayısı 3 ayda %20 oranında arttı. Nisan ayında 560 olan cezaevindeki çocuk sayısı, Temmuz ayı itibariyle 108 çocuğun daha annesiyle birlikte tutsaklığı ile 668'e ulaştı. Adalet Bakanlığı cezaevlerindeki hamile, tutuklu ve hükümlü sayısı ile demir parmaklıklar ardında doğum yapan kadınlarla ilgili soruları ise veri yok diye yanıtlamadı. İşsizlik oranı Mayıs ayında %10,2'ye yükseldi. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 330 bin kişi artarak 3 milyon 225 bin kişi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu rakamlarına göre genç nüfusta işsizlik oranı da 2,4 puanlık artışla %19,8 olarak gerçekleşti. Sanal para birimi Bitcoin üst üste rekorlar kırarak 4000 dolar seviyesini aştı. Bir haftada pazar değerini 10 milyar dolar artıran Bitcoin'in pazar değeri 65 milyar dolara yaklaştı. İlk kez 2008 yılında ortaya çıkan Bitcoin, merkezi bir otoriteye ihtiyaç duymadan paraları dünyaya hızlı ve anonim olarak taşıyabilen web tabanlı dijital bir para birimi olarak biliniyor. Üzerinde sistematik bir kontrolün bulunmaması nedeniyle gizliliğe önem veren kullanıcılar Bitcoin'i tercih ediyor.